Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'u fethederek dünyanın süper gücü haline gelmiş, düşmanı olan devletlerin hepsini yenerek bölgedeki hakimiyetini de tescillemiştir. Bu güç, Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında öyle bir hal almıştı ki, Avusturya dahil birçok devlet ya Osmanlı'ya bağlı ya da vergi veriyordu. Bu muhteşem imparatorluğun gücü artık doruk noktasına gelmişti. 1566'da Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine devlet duraklama dönemine giriş yapmıştı. Bu dönemden sonra Avrupa devletleri Osmanlı'yı yenmenin tek yolunun onun teknolojisini geçmekten geçtiğini anlamıştı. 1593 yılına kadar Osmanlı ile ciddi bir gerginlik yaşamadan da teknolojisini geliştiriyordu. Özellikle İstanbul'a bir sürü elçi göndermiş ve bilgi almışlardır. Nihayet Osmanlı'nın teknolojisi ile eşit hatta az da olsa üstünlük kazanmışlardı. Bunca gelişme sırasında Osmanlı ise dünyanın en büyük gücü olma rehavetinden dolayı Avrupa devletlerini ciddiye almayarak hiçbir zaman elçi göndermemişti. Ve tabi bu Avrupa'da süren olaylardan haberdar olmama durumuna neden olmuştu. O zaman içinde Takiyüddin'in medreselerinin yıkılması gibi can sıkıcı olaylar da iyice duraklamanın sebebi olmuştu. 1593'te Bosna valisi Telli Hasan Paşa Uskoların üzerine yürüdü ve onları yendi. Bunun üzerine Avusturya kralı kendine güvenmesiyle 1593'te Kupa Kalesi önünde Hasan Paşa ve askerlerini şehit edilmesiyle 1593 Temmuz'unda Sinan Paşa ordusu ile Avusturya sınırına doğru yürüyüşe geçti. Varpolata ve Spern kaleleri geri alındı ancak İstonli Belgrad önünde Osmanlı ordusu düşman ordusu tarafından bozguna uğratıldı. Bu başarılarından sonra Avusturya 1533'ten beri ödemekte olduğu vergiyi kestiğini açıkladı. 1594 yılında Avusturyalıların Estergon ve Hatlan kuşatmaları püskürtüldü. Ayrıca Tata, Saint Martin ve Győr kaleleri fethedildi. Ancak 1595 yılında Sultan 3. Murad'ın vefatı ve Osmanlı'ya bağlı Erdel, Eflak ve Boğdan voyvodalıklarının isyanıyla Avusturya cephesinin idaresi boşluğa düşüp ordunun önceliği de Rumen voyvodalıklarının isyanı bastırmaya dönüşünce Avusturya cephesinden olumsuz haberler gelmeye başladı. 2 Eylül 1595'te Estergon Kalesi Avusturyalıların eline geçti. Bu olanlar üzerine 3. Mehmet Osmanlı tahtının başına geçti. Bu sıkıntılı zamanlarda başa geçmesi onun için zor bir saltanatın başlangıcı olacaktı. Paşalarını gönderdiği halde bir türlü başarıyı yakalayamayan 3. Mehmet sonunda Hoca Saadettin'in de tavsiyeleri üzerine ordunun başında yola koyuldu. 30 yıl sonra ilk defa bir Osmanlı padişahı ordusuyla birlikte sefere çıkıyordu. Bunun üzerine gerek askerler, gerek halk, gerek divan büyük bir sevince boğulmuştu. Padişah büyük bir kutlamayla uğurlanmıştı. 24 Eylül 1596'da 3. Mehmet ordusu ile Eğri Kalesi önlerine geldi ve kısa bir süre burayı ele geçirmeyi başardı. Alman kralının kardeşi Arşiduk 3. Maximilian'ın komuta ettiği Avusturya ordusu Osmanlı ordusunun üzerine yürümek için büyük bir ordu topladı. Alman kralının kardeşi Arşiduk 3. Maximilian'ın komuta ettiği Avusturya ordusu Osmanlı ordusunun üzerine yürümek için toplandı. Hızlıca Eğri Kalesi'ne doğru giden ordu Cafer Paşa'nın 4500 kişilik kuvvetiyle karşılaştı ve bu kuvveti kolayca yenmeyi başardı. 3. Mehmet ordularını toplayıp 25 Ekim günü Haçaoğlu'nda mevzilendi ve düşmanı beklemeye başladı. Avusturya Alman ordusuna isyan halinde bulunan Erdel kuvvetlerinin yanı sıra İspanyol, Macar, Belçikalı, Hollandalı, Papalı, Hırvat, Çek ve Slovak kuvvetleri de vardı. İki ordu 26 Ekim günü karşı karşıya geldi. Savaşın ilk saatlerinde 3. Mehmet Osmanlı ordusu saldırı emri verdi. Uzun menzilli tüfek ve toplarla karşılanan Osmanlı ordusu beklenmedik bu saldırı karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradı. Bu anı iyi değerlendiren Avusturya ana kuvvetleri Alman kuvveti hızlı saldırı yaptı. Bu ani saldırıdan sonra 3. Mehmet Yeniçerilere geri çekilme emri verdi. Geri çekilme sırasında Osmanlı'nın sol kanadından yardım istedi. Lakin Osmanlı sol kanadının oraya gitme gibi bir şansı yoktu. Bu olaylardan sonra Vezir-i Azam'ın da geri çekilme tavsiyeleri üzerine 3. Mehmet geri çekilmek için atına bindiği sırada Hoca Saadettin'in itirazı ve tavsiyesiyle otağına çekildi. Bu sırada Yeniçeriler padişahın otağının etrafını çevirmişti. Cafer Paşa'nın da geri çekilmesi üzerine tüm Haçlı ordusu padişahın çadırına ve Osmanlı karargahına saldırmaya başladı. 3. Mehmet bu sırada Peygamber Efendimiz'in hırka-i şerifini giyip Yeniçerilere cesaret vermek için otağından çıktı. Bunu gören Yeniçeriler daha bir hırsla savunmaya başladı.
Oduncular, çadırcılar, uşaklar, deveciler ve aşçıların ellerine geçirdikleri kazma, odun yaybası, balta, tırpanı, kazan ve kepçeleriyle düşmana karşı saldırmaya başladılar. Bu şaşırtıcı saldırıyı beklemeyen ve yağmaya kapılmış aşçılar aniden geri çekilmeye başladı. Bu hademe grubundan düşmanın kaçıyor demesi üzerine kaçan Osmanlı birlikleri hızlıca geri dönmeye başladı. Padişahın otağını saran düşmanı da sararak düşmanı büyük bir bozguna uğratarak geri çekilmelerine sebep oldular. Doğru düzgün kaçamayan Haçlı birlikleri Osmanlı ordusu tarafından büyük bir kırıma uğradı. Bunu gören Maximilian hızlıca geri çekilme kararı verdi. Osmanlı için büyük bir mağlubiyet olarak görülürken Haço Muharebesi teknoloji olmasa da iman gücüyle neler yapılacağını herkese göstermişti. Haço Muharebesi'nden sonra Osmanlı büyük bir galibiyet aldı ve süper güç olma unvanını 100 yıl daha devam ettirmeyi başardı. Lakin Haço Muharebesi kazanılsa da bu muharebeden ibret alınmamış ve teknoloji geliştirilmemişti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Devamının gelmesini istiyorsanız paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.